Mol kavramı ile ilgili uzman testindeyiz. 11 tane sorumuz var. İlk soruda karbon kütlelerinin büyükten küçüğe doğru sıralanması istenmiş. Şimdi bir tane karbon içinde bir tane karbon atomu var. Bir tane karbon atomuysa 12 e, bölü ne gram gelir. 12 bölü ne oldukça küçük bir sayı. Bir atom gram demek bir mol karbon demek bir mol karbon 12 gram gelir. a tane yani 1 mol C3H8 molekülü. C3H8 molekülün içinde Normalde 3 mol karbon atomu var 1, 1 molün içinde. Burada da 1 molden bahsediyor NA tane derken. O zaman burada 3 mol karbon var. 3 mol karbon 3 kere 12'den 36 gram gelecektir. 3 NA AKB. NA ile AKB'nin çarpımı gramdır. Burası direkt 3 gram olarak verilmiş. En büyük olan üçüncüsüdür. 36 gram. Sonra ikincisi 12 gram. Sonra 4. 3 gram. En küçüğü ise 1 olacaktır. 3, 2, 4 ve 1. Doğru sıralama buradan e seçeneği olur. 1 mol amonyak gazı ile ilgili Na tane molekül içerir. Çünkü burası 1 mol verilmiş. Na tane olacak molekül sayısı. 3 Na tane hidrojen molekülü içerir mi? Hidrojen moleküllerimiz H2 şeklindedir. 3 Na tane demek 3 mol demek. Ben bundan 3 mol alırsam toplamda 6 mol hidrojen atomundan bahsederiz. E burası 1 kere 3. 3 mol hidrojen atomu var. Bu ifade hatalı. 6, 0, 2, 10, tane yani 1 mol azot atomu içerir mi? Evet azotun adına sayı 1 olduğu için 1 mol azot olacak. 4 Na ya tane yani 1 mol 4 mol atom var. 1 molü 4 ile çarparsak 4 mol atom olur. 4 Na tane demek 4 mol atom demek bu da doğrudur. Kütlesine bakarsak da molekül kütlesi 14 e, gram azot var. 3 gram da hidrojen var 17 gramdır. Doğru cevap B seçeneği olur. Üçüncü soruda bir x atomu 14 akb bir y atomu 16 akb olduğuna göre bir tane x 2 y molekülüne bakarsak bir taneden bahsediyorsak iki tane x var. İki tane x'ten 28 gram gelir. Bir tane y varmış o da 16 gram gelir. Buranın toplamı 44 gram olur bir molü için. Bir tane olursa 44 atomik kütle birimi olur. Unutma tanenin karşılığı atomik kütle birimidir. Birinci öncü doğru olur. 2'ye geldiğimde bir mol x2 y molekülü 44 gram mıdır? Aynı şey. Tanenin karşılığı AKB ise molün karşılığı gram mı olacak? 1 mol XY2'de 44 gram gelecektir. 1 tane eksi 2 molekülüne bakarsak 2 kere 14'ten 28 AKB gelecektir tane olduğu için. Tanenin karşılığı AKB verilmiş doğru verilmiş doğru cevap buradan E seçeneği olur. Eşit sayıda atom içeren CH4, CO ve C4H6 gaz molekülleri ile ilgili. Eşit sayıda atom diyor. Şimdi CH4'ün içinde 5 tane atom var. CO'nun içinde 2 tane atom var. C4H6'nın içinde ise 10 tane atom var. Burunlara baktığımız hepsi onda eşitlenir. O zaman burası 2 n mol. Burası 5 n mol. Burası da n moldür diyebiliriz. Hepsini onda atom sayıdan onda eşitledik. Mol sayıları eşit değildir. Bu ifade hatalı. Normal koşullarda hacmi en büyük olan, mol sayısı en büyük olan karbon olması gerekir. Zaten karbon monoksit CO gazı denilmiş doğru. Karbon atomu sayısı en fazla olana bakarsak N ile 4'ü çarparsak burada 4 N mol karbon var. 5 N ile 1'i çarparsak 5 N mol karbon. 2 N ile 1'i çarparsak 2 N mol karbon olur. Yine en büyük karbon atomu 5 N ile karbon monoksitedir. Bu ifade hatalı. Doğru cevap B seçeneği olur. N bölü 2 tane X atomunun kütlesi. Yani e, ne olur burası? E, yarım mol. Yarım molün kütlesi M gramsa. Şimdi burada bak N bölü 2 tane dediğimiz şey e, m gramsa bir tanesi ne kadar olur? Bir tanesi m bölü n bölü 2'den 2 m bölü n gram gelir bir tane x'in kütlesi. İyi de bu 2 x yani x 2 2 tane x var. O zaman bunun bir de 2 katını alırsak 4 m bölü n gram gelecektir. Doğru cevap c seçeneği olacaktır. 0,4 mol x 2 o bileşinin kütlesi 17,6 gramdır denilmiş. Şimdi 0.4 molün kütlesi 17,6 gramsa 1 molün kütlesi ne kadardır? Burayı 1 yapmak için 10 ile çarpıp 4'e böleceğiz. 10 ile çarp 176. 176'yı 4'e böldüğümüzde 4 kere 4 16. 16 44 değil mi? O zaman 1 molünün kütlesi 44 grammış. E, 44 gram içinde 2 tane x var. 1 tane de oksijen var. Oksijen atom kütlesi 16. Biz bunu 44'e eşitlersek 2 tane x 44'ü çıkartırsak 14 6 çıktı 8 28 mi yapıyor? 28 x buradan 14 olarak bulunur. Doğru cevap A seçeneği gelir. Tercih öğretmen formülleri sadece kendisi belli 3 maddeye sınıfa getirmiş. Öğrencisi aslında maddelerle ilgili etiket bilgilerine yararlanarak formüllerin belirlenmesi istenmiş. Aslının formülünü belirlediği maddeler hangisi de doğru verilmiştir? Şimdi 0.25 formül gram yani 0.25 mol. 14 gramsa 1 molü ne yapar? 1 mol olması için 4'e çarpacağım. 1 mol 14'ü 4'e çarparsak 56 gram gelir. Mol kütlesi 56 olan burada e, formül gram dediğine göre iyonik bileşik arıyorum. Dolayısıyla A seçeneğe gider oraya atom gram demesi lazım demir atomu için. Ve CaO olabilir çünkü 46 16'dan 56 gram gelir. Azot molekülüne molekül gram demesi lazımdı. Demir atomu deredik. CaO buradan B ya da D seçeneği doğru cevap olarak gelecek. Gerçek molekül kütlesi 3 çarpı 10 üzeri eksi 23 gramsa tabi bu 1 molekül kütlesi bunun avogadro sayısıyla çarpımıyla bulunur. Avogadro sayısıyla çarparsak bunu 6 çarpı 10 üzeri 23 olarak aldınız denilmiş. O zaman buranın 1 molekül kütlesi 18 gram olarak hesaplanır. Molekül kütlesi 18 gram olan karbon monoksit 28 gram gelir. Sudur bu. Dolayısıyla aslında şık çıktı ama yine de Z'yi de ispatlayalım. Normal koşullarda öz kütlesi 2,5 gram bölü litre ise Şimdi 1 litresi 2,5 gramsa 1 molü yani 22,4 litresi kaç gram gelir dersek Buradan çarptığımızda 56 gram gelecektir 1 molünün kütlesi. Bakalım C4H8'in 1 molü C4 48 gram 8 gram da buradan 56 gram gelecektir. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği olur. Gaz halindeki bir ilgili şimdi burada mol sayısı artarken e, mol, mol kütlesi sabit kalacaktır. Çünkü mol kütlesi bileşin formülüne bağlıdır. Doğru. Kütle artarken mol sayısının azalması imkansızdır. E, çünkü mol sayısı madde miktarı ile ilgili. Madde miktarı azalıyorsa kütlenin de azalması gerekir. Bu ifade hatalı. Normal koşullarda hacme bakarsak bu değer artarken kütle de mutlaka artacaktır. Çünkü normal koşullardaki hacmi artırmak için miktar artırmak lazım. Miktar artarsa e, maddenin kütlesi de artar. Yanlışı sorduğu için doğru cevabımız B seçeneği olur. 0.1 mol su sıvısı ile ilgili bir defa 0 derece Celsius bir atmosfer basınçta bu madde sıvı haldedir. Sıvı halde bu kadar hacim kaplayamaz. 602 10 üzeri 22 tane molekül müdür? 0.1 mol Avogadro sayısı ile çarparsak 602 10 üzeri 23'ün 0.1 katı 10 üzeri 22 mertebesinde olur. Bu ifade doğrudur. 0.1 ile 3'ü çarparsak 0.3 mol atom içerir. O halde kesinlikle doğru dediği için doğru cevap D seçeneği olacaktır. 7.6 gram x2 o3 bileşi 4.8 gram oksijen atomu içerdiğine göre. Şimdi 4.8 gram oksijen atomu içeriyor. Şimdi bunun 1 moline bakarsam 1 mol üzerinden çözüyoruz bu tür sorular. 1 molünde 3 mol oksijen var. 3 mol oksijen 3 çarpı 16'dan 48 gram oksijen. Yani 4.8 gram oksijen olduğunda bileşik 7.6 gramsa 48 gram olması demek 1 mol. Demek 1 mol olsaydı bileşin kütlesi ne olurdu? 10 katını alıyorsak buranın da 10, 10 katını alırız. O zaman bileşiğin kütlesi molekül kütlesi 76 gram bölü mol olur. 2 tane x var. 3 tane de oksijen var. 78, 76'dan bunu çıkarırsak 2x 16'dan 8 çıktı 8 kalır. 6'dan 4 çıktı 2 kalır. Dolayısıyla x'in değeri de buradan 14 olarak hesaplanır. x 2 o 3 mol kütlesi 76 gram bölü moldür doğru. x 2 o 3 molekülünde bileşiği toplam 0.5 mol atom içerir mi? Şimdi burası 7.6 gram olduğuna göre bu bileşik 0.1 moldür. x 2 o 3'e bakarsak hani onu da nereden çıkardık 0.1 olduğunu? 7.6 dedik ya molekül kütlesi 76 ise bileşik 0.1. 1 mol olmalı. 0.1 mol ile şuradaki toplam atom sayımız 5. 5'i çarparsak 0.5 mol atom olacaktır. İkinci öncül doğru. X'in mol kütlesine bakarsak X'in mol kütlesi 14 gram gelir. 28 gram değildir. Doğru cevap buradan B seçeneği olur. Son sorumuza geldi. Sabit hacim bir kapta bir miktar karbondioksit gazı var. Şimdi şöyle bir kap aldığımızı düşüner ve bunun içinde karbondioksit gazından mesela bir miktar derine göre mesela N mol karbondioksit var diyelim. Kaba aynı koşullarda bir miktar x gazı eklersek x gazını ekliyorum. Atom sayısı ve molekül sayısı 3 katına çıkıyor. Şimdi molekül sayısı 3 katına çıkması için burası ne mol ise burası 2 ne mol olmalı. 2 ne mol eklediğimizde molekül sayısı 3 katına çıkar. Tamam. Ama diyor ki atom sayısı da 3 katına çıksın. Şimdi kritik yer burası. Şimdi bunun içindeki atom sayısına bakarsak 3 tane atom olduğu için 3 ne mollük atom var. E bunun 3 katına çıkması demek 9 yani içeriği 6 N mol'lük bir e, şey atom sayısı demek, e, eklemek demektir. Peki ben 2 N'yi ne ile çarparsam 6 N mol olur? 3 tane ile. Dolayısıyla benim bileşimde 3 tane atom olmalı. Bakıyorum 4 atom var. Bakıyorum 3 atom var. 5 atom var. 6, 8 atom var. 2 atom var. 3 atom sadece SO2 olabilir. Doğru cevap B seçeneği gelir. Uzman testimizde bu şekilde bitirmiş oluyorsun. Şimdi sırada şampiyon testimiz var.